Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ağırlıklı olarak sanayi üretimi rakamları üzerine odaklanmaya çalışacağız. Gelen rakamların detaylarını konuşmak üzere İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır bizlerle birlikte. Necip Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rakamları ve detayları konuşacağız fakat öncesinde müsaadenizle almam gereken birkaç bağlantı olacak. İlk etapta Gedik Yatırım'a gideceğiz. Eda Karadağ bizleri bekliyor orada. Eda, özellikle kur tarafındaki hareket bizi yeniden 7.90'lar seviyesine kadar taşıdı. Fakat Borsa İstanbul'da yukarı yönlü ivme nispeten devam ediyor. Biraz daha yurt dışı borsalardaki iyimserliğin de yansıması söz konusu gibi duruyor. Bu momentumun devamını bekler misin? Çünkü daha önceki zirve seviyeleri olan 1200 puanlara giderek yaklaşan bir endeks var şu anda elimizde. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, dolar TL kurunda yine 7.90 seviyelerini konuşuyoruz. Aslında yapılan normalleşme adımlarının etkisini geçtiğimiz günlerde kur üzerinde de görmüş olduk ama dışarıda özellikle aşı çalışmalarının durdurulmasına dair gelen haber akışlarıyla beraber doların yükselmesi bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinin seyrini bozmuş durumda. Bu durumda dolar TL kurunu yukarı yönde hareket etmesini şimdilik tetiklese de yine de tabii ki çok ciddi bir yön değişikliğinin olduğunu söylemiyoruz. Bununla beraber evet, kurdaki harekete rağmen Borsa İstanbul biraz daha pozitif bir görünüm sergilemekte. Özellikle bu atılan adımların etkisini daha net bir şekilde hissetmeye başladık borsa özelinde. Yabancı yatırımcıya dair bir iştah söz konusu. Bankacılık endeksinde bir toparlanma var. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da kısa vadede geri çekilmelerin ben sınırlı kalmasını beklemekteyim. Yukarı yönde bir potansiyelin olduğunu bize gösteriyor. Evet, dışarıdaki dinamikler oldukça önemli. Hem politik riskler hem seçim belirsizliği dışarıda yakından takip ediliyor. Diğer taraftan zaman zaman gelen aşıyla ilgili gelişmeler de tabii ki bu anlamda borsalar üzerinde baskı kurduğunu gözlemlemekteyiz. Evet, şu anda ABD vadeleri sınırlı düşüşle işlem görüyor ama yine de çok ciddi bir risk iştahında bozulma yok. En azından Borsa İstanbul dün de 1180 puana yakın 1178'den dün tamamlamıştı. Şu anda da 1180 puanlardayız. En azından yukarıda 1190 direncini şimdilik Borsa İstanbul özelinde takip edebiliriz. Gelen sanayi üretimi rakamlarıyla da beraber özellikle 3. çeyreğe dair beklentiler biraz daha iyimserleşmiş durumda ve ilerleyen süreçte açıklanacak bilançolarla beraber hisse bazlı hareketler de görmemiz muhtemel tabii ki. Bu anlamda da dikkatli olunmalı. 1190 ve 1192'lerin üzerine doğru geçmesi durumunda kazançlarını bir miktar daha 1197 direncine doğru genişletebilir. Yani en azından hala bir yükseliş potansiyeli, bir yükselen trend içerisinde olduğunu gözlemlemekteyim. Amerika'yı da takip edeceğiz. Hem Trump'tan gelen açıklamalar, hem Amerika'da da bilanço sezonu başlıyor. Aynı zamanda teşvik paketiyle ilgili görüşmeler oldukça önemli. Bu dinamikler sürekli değişiklik gösterebiliyor. Zaman zaman bizleri baskılıyor. Ama Borsa İstanbul'da kısa vadede çok olumsuz olmadığımı, olası satışlar özellikle 1170 ve 1162'lere kadar karşılandığı sürece yükseliş potansiyelini koruyacağını ben düşünmekteyim açıkçası. Eda, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu yorumlar için. Şimdi herkesi yakından ilgilendiren bir zam haberi var. Bunun detayları üzerine konuşacağız. Ekmekte bugün itibariyle %20'lik zam İstanbul'da uygulanmaya başlandı. 240 gramlık ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruş seviyesine çıkıyor. Biz bu konunun detaylarını konuşmak üzere İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz'ı konuk ediyoruz şimdi. Faik Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Aslında burada bir kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Ekmeğin fiyatlamasında mekanizma nasıl işliyor? Bir önce onu merak ediyorum. Hani şu an itibariyle fırınlar kendileri zaten burada belli başlı kararları alarak fiyatları belli bir seviyeye getiriyorlar ki 1 lira 75 kuruş şu an itibariyle zaten normalde fırınlarda uygulanan fiyat. Fakat burada toplu belirlenme ve resmi fiyatın açıklanması mekanizması nasıl işliyor? Şimdi söyleyeyim, biz tabii kurul olarak toplandık. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Esnaf Odaları Birliği, Tarım Hayvancılık Gıda Bakanlığı İl Müdürü, Vali Yardımcısı, Ticaret İl Müdürü hep beraber bu zam, belediye, İstanbul Belediyesi'nden bir temsilci oturduk, ekmek zamını tartıştık. Şuna karar verdik, 200 gram ekmek 1,5 lira, yani 6 lira 25 kuruş ekmeğin kilosu 7,5 lira yaptık. %17'ye varan bir rakamla çıktık karşısında. 200 gram ekmek 1,5 liradan yönetim kurulu kararıyla biz bu hafta tarifi onaylayacağız.
Peki bu onay mekanizmasından sonra resmi olarak burada zam yürürlüğe girmiş olacak. Dolayısıyla tabii biz zam vereceğiz ama tabii İstanbul Valiliği işte itiraz eder mi etmez mi belediye bilemiyorum. Peki, çünkü evet. 2019 senesinin Mayıs ayında zam vermiştik. 2020 senesinin Mayıs ayında zam yapılması lazımdı. Zam bu şeyden dolayı, kaostan dolayı yapamadık. Ama sonuçta esnaf da mağdur. Esnafın da bu şeyleri hayata geçirmesi lazım. Malum onlar da para kazanmak için uğraşıyorlar. Bu halkın konuda, yediği ekmeğe fazla zam yapmadık yani. Buyurun. Peki bu konuda daha önce ekmeğe zam yapılmayacağına dair açıklamalar gelmişti. Ekonomi yönetiminden de benzer ifadeler kullanılmıştı. Dolayısıyla şu an itibariyle bu eğer zam bir şekilde onaylanmazsa ne olacak? Valla yargıya gider, yargı şey yapar ama bizimkiler satışa devam ederler. Fırınlar satışa devam eder. Peki bunun bir yaptırımı yok mudur? Fahiş fiyata satanları disiplin kuruluna sevk ediyoruz ve ceza veriyoruz onlara. Peki burada tabii... Yani ekmeğe şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ekmeğe zam yapılmayacak diye doğrudur. Ekmeğe zam yapmayalım. Doğalgazı da zam yapılmasın. Elektriğe, suya da hiçbirine zam yapılmasın. Kira artışına yapılmasın. Ona da zam yapılmasın. Gönül şeyiyle beraber biz zam yapmayız. Esnaf olarak niye zam yapalım ki? Müşteri kayboluyor. Ama halkın yediği ekmeğe zam yapılması için nah koyması lazım. Yani onu bizim esnafımızda ucuz fiyata verilmesi lazım. Doğalgaz, benzin, elektrik bunlar hepsine zam yapılması lazım ki biz halkın yediği ekmeğe ucuz verelim. Ne kadar maliyetleriniz arttı Faik Bey bu süre içerisinde? 2019 Mayıs'ta dediğiniz son yapılan zaten zam. Çok şey arttırmadık zaten. Bakın 117 rakamı arttırdık. Girdi maliyetleriniz ne kadar arttı? Ne kadar arttıysa o kadar yaptık biz ona. Yok, girdi maliyetleriniz. Yani sizin esnafın kullanmış olduğu doğalgaza, elektriğe, suya ve buğdaya gelen zammın %20'nin üzerinde zam geldi. Gene bu zamı verirken gene biz şey davrandık yani vatandaş ezilmesin diye tam kafa kafaya geldi. Nereden para kazanacak fırıncı? Diğer ekmek ürünlerinden, halkın yediği ekmeği biz ucuz tuttuk ama oradaki maliyet kaybını biliyorsunuz tava ekmeği var, işte mısır ekmeği var, odun fırında var, onlardan oradan karşılıyor fırıncı. Yine halkın yediği ekmek yani 200 gram ekmek 1,5 lira vatandaşa ulaşırken düşük fiyata tuttuk. Bu 200 gram ekmek 1,5 lira şu an maliyetleri tam anlamıyla karşılar mı? Bir artış daha söz konusu olur mu bu yıl sonu ya da önümüzdeki bir yıl sonra? Bir yıl sonra. Ancak bir yıl sonra yeniden fiyat evet, artışı olacak tabii. Diyorsunuz. Peki Faik Bey çok teşekkür ediyoruz aktardığınız detaylar için. İyi günler diyorum. Biz de üzülüyoruz. Yani sonuçta ben de tüketiciyim. Ama şu olarak ama halkın ekmeği de ekmeğe inanın düşük tuttuk ki diğer girdi maliyetlerinden diğer şeyler düşerek diğer ürünlerden kazancımızı oraya aktarmış olduk. Çok teşekkür ederiz Faik Bey aktardığınız yorumlar için. Tablo böyle. Biz şimdi gidelim. Profesör Doktor Necip Çakır bizlerle birlikte. Hocam biz aslında sanayi üretimi konuşacağız ama öncesinde bir enflasyon tarafı içerisinde tabii ekmeğin enflasyon sepetindeki payı da çok yüksek olduğu için bunun etkisi ne oluru biraz tartışalım. Diyor ki esnafın maliyeti çok arttı. Elektriğe, doğalgaza, buğdaya çok ciddi zam geldi. Su maliyeti benzer şekilde arttı. Dolayısıyla mayada benzer şekilde fiyat artışı var. Bunların hepsi belli bir noktada yedirilerek böyle bir zam gelmiş oldu ekmeğe. Nasıl yorumlarsınız? Yani doğal bu kadar maliyet artışı varken ekmeğin fiyatının sabit kalması çok zor. Ama dedikleri gibi halkın yediği ekmeğe işte çok düşük oranlı bir zam yaptık diyor. Benim gözlemlediğim, ben beyaz ekmek yiyemiyorum maalesef. Benim gözlemlediğim diğer ürünlerdeki fiyat artışları bundan çok daha fazla. Yani 150 lira varan fiyat artışlarını gözlemliyorum ben. Herhalde halk ekmeği biraz daha fazla ekmek üretmek zorunda kalacak bu gidişle. Peki Necip Hocam dönelim şimdi sanayi üretimi rakamlarına. Aylık %3.4, yıllık %10.4'lük bir sanayi üretim artışı gösteriyor Ağustos ayı rakamları. Nereden geldi diye bakacak olursak da ağırlıklı olarak burada aylık bazda toparlamanın ve iyimser gidişatın etkisini gösterdiği yerler biraz daha aramalı tarafında. Keza yine benzer şekilde enerji tarafında bir miktarda yine sermaye malı cephesinde
aylık bazda baktığımızda toparlama var gibi görünüyor. Kredi genişlemesinin etkisini gözlemleyebildiğimiz o V şeklindeki evet. toparlanmanın teyidini nispi olarak gösteren bir sanayi üretimi verisi var karşımızda. Yani sanayi üretimi endeksine bakıldığı zaman kriz öncesi döneme dönmüş vaziyetteyiz. Yani B tamamlanmış hatta bir miktar üzerine geçirmiş gibi gözüküyor. Yani bu verilen teşviklerin tabii ki burada bir etkisi oldu ama yani Mart ve Nisan aylarında yaşadığımız çok büyük oranlı düşüş de pandemiden kaynaklanan bir düşüştü. Üretim durdu çok büyük ölçüde. Evlere kapandık. Ondan sonra işte hızlı bir toparlanma sürecini yakaladık. Zaten kapasite kullanım oranları da kriz öncesi seviyesine dönmüştü. İşsizlikte de işte dün rakamlar açıklandı. Orada da bir miktar azalma var. Dolayısıyla sanayi açısından bakıldığı zaman özellikle imalat sanayindeki şeyi artış hani önemli buluyorum. Ben işte onun için yatırım malları da var, ara malları da var. Dolayısıyla bu pozitif bir gelişme olarak yorumlanabilecek bir şey. Yani umarım bu sürdürülebilir ama yani bu teşviklerin buradaki etkisinin göz ardı edilmemesi lazım. Bu teşvikleri de sürdürmenin imkanı kalmadığına göre, ucuz kredi almanın imkanı kalmadığına göre bundan sonra işimiz biraz daha zor olabilir. Geçen ay 4.4 artmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 3.4'lük bir artış var. Yani bunun artsa bile azalarak artacağını söyleyebilmek mümkün. Ama yine de işte kriz öncesi seviyesine dönmüş olmak, hatta bir miktar üstüne çıkmış olmak sanayi üretim endeksi açısından bakıldığında çok pozitif bir gelişme Türkiye konusu açısından. Hocam aylık rakam üzerinden değerlendirme yapacak olursak Mart'ta ve Nisan'da çok ciddi daralmalar gördük. %30'a yaklaşan evet, daralmalar tabii, gördük. Tabii. Ardından Mayıs ayında bir miktar hareketlenmesi var. %20'ye yakın bir toparlama. V'nin tepesini biz orada gördük. Ardından evet. Haziran ayında gene nispeten kuvvetli geldi rakam. Fakat sonrasında Temmuz'da %8,5 şimdi %3,4 aylık artışlar. Dolayısıyla aslında uzun vadeli trend tarafındaki yaklaşıma biraz daha yakınsayan bir sanayi üretimi var. Yani bir momentum kaybı da söz konusu olur gibi görünüyor aylık verilerde. Elbette sanayi üretim verisi çok oynak, arındırılmış veri de oldukça tartışmalı. Dolayısıyla bu nispi yavaşlamaya ne dersiniz? Ya bu da doğal çünkü işte bu teşvik politikasını sürdürmenin imkanı yoktu. Yani bir saman alevi gibi geldi ve işte bir canlandırıcı bir etki de yarattı. Ve ondan sonra da işte aynı tempoda bunu sürdürülmeyeceği belli. Çünkü enflasyon konusunda çok ciddi baskı var. Ayrıca işte doların değer kaybı kazanmasıyla beraber, Türk lirasının değer kaybetmesiyle beraber ki yani işte siz de grafikleri gösteriyorsunuz. Yeni bir şey değil bu. Yıllardır Türk lirası dünyanın en hızlı değerli paralarından bir tanesi. Ve bunun da enflasyon üzerinde etkileri var. Ve burada bir daraltıcı politika uygulamak, faizleri yükseltmek gerekiyor. Enflasyonu kontrol edilmek için her şeyden önce. Bir de işte şey tabii yani Türk lirasına biraz daha pozitif bir getiri sağlayabilmek için. Yani dün mesela şimdi aklıma geldi. Hakan Karan'ın bir tespiti vardı. Çok da doğru bir tespit bence. Hiçbir dönem diyor işte cari açıkla para politikası bu kadar iç içe geçmemişti. Yani getiri imkanları azalınca insanlar altın almaya yöneldiler. Altın ithalatımız patladı. Cari açımız da büyüttü bu. Dolayısıyla yapılması gereken şey hala aynı soru devam ediyor. Türk lirasının getirisinin pozitif hale getirilmesi. Yani bu pozitif hale gelmeden dolardan Türk lirasına dönüş mümkün olmayacağı gibi bunun yaratacağı enflasyon sektörlerden de kaçınmak mümkün olmayacak. Peki bu noktada isterseniz bir de sanayici görüşü alalım. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli bizlerle birlikte. Nadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Siz verileri nasıl yorumluyorsunuz? Aylık bazda baktığımızda %3.4'lük bir artış. Kredi genişlemesinin yoğun olduğu dönemler, Temmuz-Ağustos dönemleri. Dolayısıyla aslında yıldan yıla baktığımızda çok kuvvetli elbette ama özellikle aylık tarafta Mayıs'taki o V'nin zirvesini gördükten sonra nispeten yavaşlayan bir eğrisi var. Ama hala o toparlanmaya devam eden imalat sanayinde %3.4'lük, 3.6'lık artışla beraber yine momentumunu korumaya çalışan bir sanayi var. Evet, verilerin böyle geleceğini tahmin ediyorduk. Yani birçok etken bunları hep destekledi. Ben de aslında birebir aynı şeyler düşünüyorum. Yani verilerin yukarı yönlü olmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi işte bu birkaç ay öncekindeki yaşanan kredi genişlemesi oldu. Malum inşaat sektörü burada çok etkilendi. Bundan dolayı da zincirleme etkisiyle bütün sektörler payını aldı. Neden böyle bir şeyler oldu? Nereden tahmin ettik derseniz de sanayici gerçekten son dönemde
yoğun bir siparişle çalışıyor. Bizim bölgemizde de böyle. Eylül ayı itibariyle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm dönemlerin rekoru kırıldı enerji tüketiminde. Pandemi öncesinde zaten dönmüştük. Dolayısıyla ben Eylül ayında, şimdi biz Ağustos konuşuyoruz ya, Eylül ayında da verilerin iyi geleceğini tahmin ediyorum. Sanayicilerin nakliye bulmakta artık sıkıntılar oluştu. Türkiye'de biliyorsunuz ulaşımın ciddi bir kısmı karayoluyla yapılıyor. Dolayısıyla nakliye aracında ciddi bir sıkıntı var. Ham madde, yardımcı maddenin temininde ya da termin sürelerinde sıkıntılar oluşmaya başladı. Neden? Talep çok. Böyle bir şey var. Çalışanlarla ilgili ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı son dönemde. Neden? Yine talep çok. Özellikle yani ben anlayamadığım başka şeyler de var. İşsizlik rakamları konuşuyoruz ama bizim bölgemizde işsizlikle ilgili, nitelikli iş gücüyle ilgili sıkıntılar da var. Yani biz şu anda Haziran ayından beri kesintisiz artışı yaşıyoruz bölgemizde ve pandemi öncesinde geçtik. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bundan sonraki dönemi dikkate alacak olursak Nadir Bey, özellikle işin iki bacağını sormak isterim. Bir, ihracat potansiyeli nasıl şekilleniyor? Çünkü Avrupa'da vaka sayıları giderek artıyor. Bunun ihracat tarafındaki etkisini nasıl değerlendirirsiniz? İki, özellikle iç pazarda kredi genişlemesinin sonlanmasının ardından gelen talepte bir miktar düşüş seziyor musunuz? Öncelikle Avrupa bölgesindeki virüs vakalarının artması ve konuşulan tedbirlerin sert bir şekilde uygulanmaya başlanması durumunda bizim de tabii yoğun olarak ihracat yaptığımız Avrupa Birliği ülkelerinden payımızı alacağımız kesindir. Yani bizim ihracatımızda bir miktar düşme olabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Onun dışında bahsettiğiniz gibi önceki dönemlerde bir şekilde kredi genişlemesiyle veya diğer etkenlerle hareketlenen piyasanın devam ettirilebilmesi için de yeni tedbirlere ihtiyaç var bana göre. Ve bunları da hızlı bir şekilde hemen yapmak lazım. Piyasa bozulduktan sonra, sıkıntıya girdikten sonra bunlar düzeltmek zaman alıyor. Hani bir tabir var ya, yangın küçükken bir tane tüple söndürüyoruz ama büyüdüğü zaman da birçok itfaiye aracı gerekli olabiliyor. Bir tedbir alınabilir. Özellikle bu inşaat hareketinin devam etmesi için belki kapı açılarında, ne bileyim işte oradaki katma değer vergilerinde bir süre indirime gidilebilir, bir şeyler olabilir. Ama önümüzdeki dönem tabii pandemiden dolayı mutlaka hepimizin dikkat etmesi gereken bir dönem ve şu anda gri gözüküyor. Yani hastalığın seyri konusunda çok net fikirlerimiz olmadığı için gri bir dönem var. Ama Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi de yine bu anlamda yılbaşından bu tarafa fevkalade başarılı bir süreç geçirdi. Son 10 yılın yine burada rekorları kırıldı. 36 tane yatırımcıya toplam 755 bin metrekarelik bir bu kadar alanda yer tahsis yapmışız. Ve şu anda 44.502 kişiye ulaştı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışan sayısı. Peki Nadir Bey, bir de önümüzdeki döneme dair önemli sorunlardan bir tanesi girdi maliyetlerinin yüksekliği. Bu tarafı nasıl değerlendirir, nasıl görürsünüz? Girdi maliyetleri son dönemde sanayicilerden en fazla aldığımız şikayetlerden biri. Hem ham madde maliyetleri artıyor, hem kur yükseldiği için bunun etkisi marjlara ne kadar yedirilebiliyor gibi bir tartışma var. Şimdi aslında girdi maliyetlerinden daha önemlisi öngörülemeyen girdi maliyetleri. Yani bir ürünü satın alıyoruz. Bunun fiyatını biliyorsak bir şekilde maliyetlerimize yansıtıyoruz. Ama elektrik fiyatları, işte akşam yatıyoruz, fiyat bu. Sabah kalktığımız zaman bu. Bunun bizim fiyatlarımıza ya da kontratlı çalışma yaptığımız firmalara yansıtmamız ciddi zaman alıyor. Onun dışındaki kur hareketleri, çünkü biz ithal değerli bir ihracatla çalışan bir bölgeyiz. Dolayısıyla kur artışları bizi iç piyasaya çalışanlarla birlikte ciddi etkiliyor. Yani bugün öngöremiyoruz. Biraz evvel 7.90'dı. Biraz sonra bakıyorsunuz 7.80 oldu. Veya işte daha yukarıya çıktı. Dolayısıyla öngörülememiş olması maliyetlerin bizi aslında sıkıntıya sokuyor. Biz o maliyetler üzerinde öngörülebilir tahminlerde bulunduğumuz zaman bir şekilde fiyatlarını da yansıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin, tekrar ediyorum, hastalığın seyrinden ve bazı belirsizliklerden dolayı gri olduğunu düşünüyoruz. Nadir Bey, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Dönüyoruz. Necip Hocam, siz ne dersiniz? Nadir Bey'i dinledik. Yani Eskişehir bir anlamda sanayide bayrak kentlerden bir tanesi. Yani böyle bir gelişmenin olması Eskişehir'e tabii çok sevindirici.
Ama işte yani şikayet ettiği şeyler de demin konuştuğumuz şeyler de bayağı yakından ilintili. Türk lirasının değer kaybetmesi bu girdi maliyetlerini artıran en temel faktörlerden bir tanesi. Özellikle aramalı, yatırmalı anlamında. Dolayısıyla Türk lirasında bir istikrar sağlanmadan önce bunun için de doğru düzgün para politikasının izlenmesi lazım. Bir takım şeyler, taşlar yerine oturmayacak gibi gözüküyor. Bunun maliye politikasıyla yapmanın çok fazla bir imkanı kalmadı artık maalesef. Orada sınırlara geldik. Çünkü bütçe değerleri oldukça bozuk. Hiçbir zaman bu kadar bozuk olmamıştı son dönemlerde. Dolayısıyla burada para politikasına düşüyor iş büyük ölçüde. Ve para politikası aracılığıyla bir istikrarın sağlanması ve Türk lirasının pozitif getiri sağlayan bir varlık olması lazım. Yoksa yani dünyada yön arayan para çok. Bu parayı bizim çekmemize imkan kalmayacak diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu koşullar altında öncelikle para politikasına ağırlık vererek Türk lirasına pozitif bir getiri sağlamanın önünü açmamız lazım. Yoksa artan girdi maliyetleri beraber enflasyon da artacak. Bir de başka bir şey daha var tabii. Demin değindiniz. Talep. Yani bu pandemi süreci talebi çok düşüren bir süreç oldu. Ve bu talep zaten yapısal itibariyle oldukça bozuktu. Tüketici davranışları falan göz önünde bulunduğumuz zaman. Çünkü gelir dağılımı çok bozuk. Yani memlekette çalışanların yarısı neredeyse asgari ücret alıyorsa ve işte dünya kadar işsiz varsa, dünya kadar insan da iş aramaktan vazgeçiyorsa bu şeyde ekonomide güçlü bir talep yapısını bekleyebilmek mümkün değil. Dolayısıyla doğrusu bir gelirler politikası uygulanması lazım. Yani bunun en çabuk sonuç verecek şeylerinden bir tanesi dolaylı vergilerin indirilmesi ama bu koşullar altında bunu indirmenin imkanı yok. Üç ayça çok yüksek düzeyde. Dolayısıyla burada bir sıkışıklık var. Bu sıkışıklık bir şekilde aşılmalı. Burada da işte rol ağırlıklı olarak para politikasına düşüyor. Ve kısa vadede para politikasına düşüyor. Doğru düz bir planlama yaparak bizim sanayimizi geleceğe hazırlamamız lazım. Dün mesela işsizlik verileri açıklandı. Baktığınız zaman sanayideki artış çok düşük. Diğerleri de sektörleri piyasada işte mesela hizmetlerle piyasladığımız zaman. Tarımda azalıyor istihdam. Fakat yani göz önünde bulundurmamız gereken ve işte geleceğe yönelik bir takım projeksiyonlar yapmamız gereken bir gerçek var. Yani sanayide robotların kullanımı bu kadar hızlı arttıktan sonra bu iş gücü maliyetlerini çok önemli ölçüde düşürüyor ve istihdamı da azaltıyor tabii ki. Dolayısıyla yani sanayi verilerinin pozitif gelmesi güzel bir şey tabii ki ama yani istihdam açısından bakıldığı zaman ya da işte ekonominin genel sağlıklı gidişat açısından bakıldığı zaman robotların kullanımıyla beraber artan işsizliği de göz önünde bulundurmak ve buna yönelik olarak geleceğe ilişkin bir planlama yapmak zorundayız. Maalesef böyle şeyleri yapmıyoruz. Yani başka şeylerde de mesela elektrik üretiminde falan da benzer hikayeleri var. Bunu daha önce de çok konuştuk. Çok plansız bir şekilde gidiyor. Bu her tarafı işte HES'leri kurduk. Ama Çin yanlış hatırlamıyorsam 2060 yılında tümüyle yenilenebilir enerjiye geçecek. Dünyanın her tarafında bu anlamda çok ciddi yatırımlar var. İngilizler yaptılar. Dolayısıyla bizim de sanayimizi bu yöne yönlendirmemiz lazım. Çünkü bir süre sonra işte Türkiye'de de herhalde kaçınılmaz bir şekilde bütün şeylerin, camların güneş paneli olması zorunlu olacak. Bunu yapmaya başlayan ülkeler var şimdiden. Japonya, Kaliforniya bunlara örnek. Böyle bir şey olduğu zaman bu HES'lerin ve işte doğalgaz santrallerini üreteceği elektriği kime satacağız? Alım garantisi de var. Bunlar bütçeye nasıl büyük getirecek? Bunların hepsini düşünüp planlanması lazım. Bir de tabii şey, yani bu pandemi döneminde bunu bir kez daha hatırladık. Ve yeterince önem vermediğimiz bir kurum haline gelmiş vaziyette. Maalesef tarımda verilen teşvikler çok yetersiz ve tarımda çok ciddi şekilde güç kaybediyor Türkiye. Burada doğru düzgün tarım politikasının yapılması lazım ki bunlar hepsi iç içe geçmiş şeyler. Yani tekstil sanayi güçlü olan Türkiye pamuğu Yunanistan'dan ithal ediliyor. Yani inanılır gibi. Dolayısıyla bu şeylerin sıkıntıların açılması ve doğru düzgün planlamayla beraber bu işlerin açılması lazım. Yani ben artık şuna giderek daha fazla ikna oluyorum. Bizim mutlaka ve mutlaka ciddi bir planlama örgütünü, yani devlet planlama teşkilatının bir versiyonu olabilir. Ama böyle bir planlama örgütünü geleceğimizi öngörebilmek açısından oluşturmamız lazım. Ve bu örgütün işte dizayn ettiği plana göre de adımlar atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam müsaadenizle kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Yatırım Kulübü'nün son bölümüyle karşınızdayız. Profesör Doktor Necip Çakır'la sohbetimizin de son bölümündeyiz. Hocam, aslında V şeklinde yukarı giden, dipten dönen bir ekonomi şimdi virüs ve bir miktarda kredi genişlemesinin azalmasıyla beraber yataya doğru dönüş alametleri izlemeye başlıyoruz. Bu anlamda bir yanda yükselmiş kur, diğer tarafta o toparlamadan soğumaya doğru dönen ekonomi ve yüksek enflasyon içerisinde 22'sinde Merkez Bankası'ndan ne beklersiniz? Vallahi yani bizim beklentimizin pek algımı yok. Merkez Bankası'nın nasıl bir adım atacağı önemli. Ama Merkez Bankası'nın yapması gereken şey, demin de söylediğim gibi, Türk lirasına pozitif bir getiri sağlaması. Yani reel anlamda pozitif faizin ortaya çıkması. Yoksa dolar da değerlenmeye devam eder. Bu nedenle işte geçişkenlik etkisiyle beraber enflasyon da yükselmeye devam eder. Ve Türk lirasının getirisinin doların ya da altının getirisinden daha yüksek olması lazım ki insanlar altın ve dolardan Türk lirasına dönsünler ve Türkiye ekonomisi biraz daha sağlıklı bir yola girsin. Dolayısıyla yapılacak şey aslında belli ama işte bunu ne kadar Merkez Bankası yapabilir, o konuda işte bir takım kuşkular var. Herkesin paylaştığı kuşkular da bunlar. Dolayısıyla bu çerçevede söyleyecek şey bu. Ama dediğim gibi yani şimdi pandeminin ikinci dalgası geliyor. İşte Avrupa'da başladı zaten. Bizim de en ciddi ihracat pazarımız. Bizde de bunun yansımaları olacak. Bizde de yani yarından itibaren galiba, yok perşembeden itibaren vaka ve tanısı konmuş hastaların sayısı birlikte açıklanmaya başlanınca Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği doğrultuda. Dolayısıyla ortaya çıkacak tablo çok da iyimser bir tablo değil maalesef. Bugün bir de işte Johnson & Johnson'ın aşı çalışmalarının durdurduğu haberi de piyasaları olumsuz etkiledi. Tabii bu arada yani aşının kendisinin de çok yüksek bir koruyuculuğu olduğunu düşünmek de yanlış. %50 gibi bir şeyden bahsediyorlar. Dolayısıyla yani önümüz çok aydınlık bir dönem değil. Burada yani hem işte maliye politikası açısından hem de para politikası açısından Türkiye'nin sıkı bir duruş izlemesi kısa vadede en azından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Necip Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Programımızın son bölümünde Dubai'deyiz. Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy, petrolde ciddi dalgalanma gördük dün. Özellikle Libya'nın geri dönüşü, kasırga etkisinin hafiflemesiyle beraber nasıl yansıma buluyor şu an itibariyle Körfez bölgesinde? Açıl, merhaba. Evet, buna bir ek olarak da Norveç'teki grevin de sona ermesini söyleyebilirim. Böyle olunca ne oldu? Biraz daha arz fazlası geldi ve petrol fiyatları tekrar 40 doların altına geldi. Amerikan türünde Brent'te de 42 dolarlar seviyesindeyiz. Bir türlü toparlanamıyor. Buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol görünüm raporu açıklandı. Burada çok ciddi uyarılar var petrol talebiyle ilgili. Bu sene %8 azalmasını bekliyor petrol talebini. 2023'e kadar eski seviyeye gelmesini beklemiyor. Ama en çok dikkat çeken, daha uzun vadeli görünümüne baktığında 2030'da bu plato yapacak diyor. Yani bundan sonra petrol talebi eskisi gibi artmayacak. Bunun yerine yenilenebilir enerji, işte güneş enerjisi gibi başka enerji seçenekleri alacak diyor Uluslararası Enerji Ajansı. Ayrıca bu karbon salınımıyla da ilgili de dikkat çektiğini gördüm. Küresel ısınma Paris Anlaşması'ndan bile daha hızlı devam ediyor. Bu konuda hem devletleri hem şirketleri uyarıyor. Tabii ki bunun Körfez'e yansıması da bütçe açıkları olarak geri dönüyor. Açıl, hem zaten turizm gelirleri, işte fuar gelirleri azalmış durumdayken bir de petrol gelirlerinin azalması Körfez bölgesinde ciddi bütçe açıklarına sebep oluyor. Umman'da en son katılan olduğu KDV açıklayan Nisan 2021'den itibaren %5'lik KDV açıkladı Umman. Açıl. Ersoy, çok teşekkürler. Senin notlarına birlikte biz de Yatırım Kulübü'nü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında saat başında Güzel Yılmaz Fokus'la karşınızda olacak. Hoşçakalın.